Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve kurtçuluk kanalına hoş geldiniz. Akşama doğru bir fırsatımı buldum. Hemen kümesi açtım ben de. Hem size bir video olsun hem de kuşlarım biraz hava alsınlar diye. Yalnız arkadaşlar, geçen gün tüneklerden bahsetmiştim biliyorsunuz. Kuşlarım pisleniyor diye, çok kirleniyorlar diye kendi kendime şikayet etmiştim. Cidden arkadaşlar, kuşlarım ciddi kirlenmeye başladılar. Bakın mesela şu beyaza, leş gibi olmuş ya. Yani sanki bütün kuşlar beklemiş de bu kuşun üstüne pislemek istemişler. Şuna bakın. Ciddi bir kirlenme var. Havanın güzel olduğu bir gün ilk işim tünekleri değişmek olacak. Yoksa böyle devam ederse görüntü açısından hiç keyifli bir görüntü olmayacak benim için. Bir de size şundan bahsetmek istiyorum. Birkaç tane arkadaş video yorumlarında beni böyle aşağılayıcı şeyler söylemişler. Senin yaptığın kuşçuluk değil. Sen kuş beslemeyi bilmiyorsun. İşte kuşların dama konuyor. İşte bizim burada dama konan kuşun kafasını çekerler. Kuş diye beslemezler. Senin kuşların dama konuyor diye işte yorumlar yapmışlar. Bu yorumu yaparken nasıl kendilerini haklı bulabildiler? O da ayrı bir tartışma konusu ama ben gerçi mesajla cevabımı verdim ama bir de buradan sözlü söyleyeyim. Varsın biz kuş beslemeyi bilmeyelim. Varsın biz acemi olalım arkadaşlar. Kuş kafası koparmak kuşçuluksa ben kuşçu değilim. Yani bir kuşun dama konmasından dolayı kafası çekiliyorsa, o kuşu öldürmek zorunda kalıyorsanız siz kuşçusunuz, ben kuşçu değilim. Bırakın dama konmasını, kuş yerden kümese kalkmasın. Ben gene de şöyle bir eziyette bulunamam arkadaşlar. Kafa çekmek nedir ya? Cani misiniz? Yani hoşunuza gitmeyen bir sebepten dolayı kuşun kafası çekilir mi? O zaman bunu genele vuralım. Her şey için değerlendirelim. Bu kuşların kafasını çekip koparan, öldüren arkadaşlara söylüyorum. Yarın bir gün evladınız olacak. Belki de vardır, bilmiyorum. Çocuklarınızla yaramazlık yaptığında kafasını çekin atın ya. Kolay yöntem ya. Hani öyle yapıyorsunuz ya. Çekin kafasını, koparın. Nasıl kuşlar öyle yapıyorsunuz? Oğullarınıza, evlatlarınıza da öyle yapın. Bakalım yapabiliyor musunuz? Bunlar da can arkadaşlar. Bunlar da can. Yani kanadı var, eli yok diye, ağzı var, dili yok diye bunların böyle canına bir anda böyle kıyamazsınız yani. Ben böyle durumlara çok sinirleniyorum arkadaşlar. Biz kuşları sırf zevk yapmak için beslemiyoruz. Bunlar da canlı ya. Sorumluluk sahibi oluyoruz yani. Sen kuş dama konuyor diye kafasını çekersen ve ben kuşçuyum dersen, çok affedersin, ben bir taraflarımla gülerim yani. Bu arada biliyorsunuz yavrumuzun bir tanesi ölmüştü. Fare yemişti. Dün de ben hemen ilk işim gittim bir fare ilacı aldım. 3 tanesini kümesinin içine kattım hemen. Dün akşam sabah geldiğimde 3'ünü de yemiş fare arkadaşımız. Yani bu da demektir ki, şunu şuradan bir kaldırayım. Bu da demektir ki artık o fareden kurtulduk. Çünkü o zehri yiyen fare kurtulamıyor. En fazla 2-3 gün yaşıyor. Bir de 3 tane bıraktım. İkisini almış götürmüş mü artık, ne yapmış ya da hepsini yemiş bilmiyorum. Bir tanesini yarım bırakmış. Benim kuşlarım çok geziniyorlar. Bu arada buralara kedi gelmeye başladı. Gözüm hep kedilerde arkadaşlar. Olur da gözümden kaçırırım. İşte arabanın altından falan böyle fırlarlar, gelirler diye korkuyorum. O yüzden hep gözüm dışarılarda. Bir saniye biraz yem atayım kuşlara. Kediler nerede lan? Kediler gelmesin de. Gelin bakayım. Kuşlarımız bayağı açlar. Bakın arkadaşlar, bir tane fare zehri burada. Bunu bayağı bir yemiş. Yarısını açmış, içini yemiş. Bir tane buraya koymuştum. Bunu almış götürmüş. Birkaç tane de şu aralara bırakmıştım. Bunlar yoklar. Bayağı almış götürmüş, yemiş yani. Yesin. Afiyet bal şeker olsun.
Halbuki gitseydi, bana dokunmasaydı, ben de ona dokunmasaydım, ne güzel olurdu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, yani aç kalsa fare, diyeceğim ki başka yiyecek bir şey yok, mecburen kuşlara geliyor. Hani böyle kurtlar dağda işte yiyecek bir şey bulamazlar, köylere inerler ya. Ben mesela hep acırım, derim ki yani hayvanın yiyecek bir şey yok, mecburen köye inmiş, koyun kuzuya saldırmış. Üzülürüm yani kurda aç kaldığı için. Ama farenin aç kalma gibi bir ihtimal yok arkadaşlar. Hemen şurada bir tane köpek kulübesi var, görüyorsunuz. Orada köpeğin önünde hep maması ya da etleri var. Yani her gün et bırakıyorlar köpeğin önüne. Et olmasa yemekhaneden artan yemekleri bırakıyorlar. Onlar olmasa maması var. Yani bu kadar çok imkanı varken, bu kadar çok yeme imkanı, aç kalmama imkanı varken gelip benim kuşlarıma dadanıyorsa yapacak da bir şey yok arkadaşlar. O fareyi kusura bakmasın öbür dünyaya yollarım yani. Ay, ellerim dondu, çok soğuk hava arkadaşlar. Bir de bu aralar canım sıkılıyor. Kuşlarım uçmuyor arkadaşlar, biraz halsizler herhalde, bilmiyorum. Ortalığın verdiği bir hastalık herhalde. Kendilerini sanırım iyi hissetmiyorlar. Kendilerini iyi hissetmedikleri için de uçmuyorlar. Yani o kadar kovalıyorum, ediyorum, yok. Yükseltemiyorum kuşları. Havaların soğukluğuna veriyorum. Yani belki tatları tuzları yoktur, o yüzden uçamıyorlardır. Yani günlerdir, saatlerce uçan, tepelere yapışan, gökyüzüne yapışan kuşlar birdenbire uçmayınca illaki bir sebebi vardır yani. Kuşlarda bir şey aramamak gerekiyor. Aman yavaş. Havalar güzelleşmeye yakın, inşallah her şey daha güzel olacak. Bu arada kuşlarımız susamış bizim. Şu da ilaçlı suyumuz arkadaşlar. Deminden beri görüyorsunuz. Nedir diye merak ediyorsunuzdur belki. İlaçlı su hazırladım kuşlara. Biliyorsunuz kümeste fare vardı. Artık yok tabii. Büyük ihtimalle yok. Fareden dolayı hastalık bulaşmış olabilir. Müdahale için hemen bir ilaçlı su hazırladım. Bu arada benim nerede dişi rahibem? Yavru rahibem. Geçen gün rahatsızdı ya. Ona ilaç verdim, takviye verdim. Bakalım bir durumu nasıl? Evet. Arkadaşlar, rahibemizin durumu. Maşallah. Şş, bana bak kız. Bu değil, arkadaki ha. Hastalıktan eser kalmamış hayvanda. Bak bakayım bana. Eşek sıfası. Geçen gün hastalıktan ölecektin ya. Ha? Din gibi olmuş arkadaşlar. Şu kuşum biraz rahatsız duruyor ama bu kuş arkadaşlar 2 senedir böyle. Yani ben bundan biliyorsunuz yumurta alamıyordum. Bir tane yavru aldım. Yem yemesinde, su içmesinde bir şey yok ama bu hep böyle. 2 senedir böyle yani. Bu kuşta bir şey var, çözemedim. Verdiğim hiçbir ilaçta işe yaramadı. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum ama o kuş kendimi bildim bileli böyle. Bu kuş erkeğiyle eş alırken de böyle. Yumurtlayıp yavru bakarken de böyle yani. Kronik bir hastalık belki de, bilmiyorum. Kalıcı bir hastalık ama verdiğim hiçbir ilaç etki etmedi. Kuşlar susamış ya. Benim kuşlara su vermem lazım. Arkadaşlar bir videoyu durdurayım. Şunların sularını doldurayım, geleyim. Evet arkadaşlar, kuşlarımızın suyunu da verdik. Ben çekmeye yetişemedim ama hepsi suyunu içti. Çok susamışlar. Yavru bey, sen de hadi. Allah korusun, kedi medi gelir, sen kaçamazsın. Biraz da yemliyim. Gel. Gel. Posta yavrumuz da dışarı çıkmış arkadaşlar.
Yanlış postaya koşuyor ama bu benim uçurduğum posta. Annesi babası burada yemiyorlar. Vurmayın lan postama, yavruma. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.